beraber devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum Sayın Başarır. Şimdi diğer söz talebi Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta'ya ait. Sayın Şahin Usta, buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sizleri ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Pazar günü 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Gencecik yaşında terör örgütü tarafından şehit edilen Aybüke öğretmen ve Necmettin öğretmenin nezdinde de rahmeti rahmana kavuşmuş tüm öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. 25 Kasım'ı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nü dün bütün dünyada kadına yönelik şiddetle mücadele olarak konuştuk, andık. Kadına yönelik şiddet yalnızca bireylerin değil tüm toplumun huzurunu bozan, insana ve toplumsal barışa da karşı işlenmiş büyük bir suçtur. Bu nedenle de biz AK Parti hükümetleri olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Kadınların toplumsal hayatta güçlenmesi için eğitimden iş gücüne, siyasetten sosyal hayata kadar her alanda reformlarımızı da gerçekleştirdik. Bazı çevreler İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararımızı kadına yönelik şiddetle mücadelede bir geri adım olarak göstermeye çalıştılar. Ancak bu iddialar asılsızdır. 2012 yılında yürürlüğe giren 6284 sayılı kanunumuz şiddetle mücadeledeki kararlılığımızı en kuvvetli şekilde göstermektedir. Yine Avrupa Parlamentosu'nun 24 Mayıs 2024 tarihinde onayladığı ve kabul ederek yayınladığı bir direktifi var. Bu direktifte kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili olarak Avrupa Parlamentosu'na üye olan ülkelerle ilgili bu konudaki gerekli kendi iç mevzuatlarını ve kanuni düzenlemelerini yeteri derecede yapmadıkları için Haziran 2027 yılına kadar bir ek süre verilmiş. Bu direktifte yaklaşık 51 madde var. Bunları yerine getirmeleri için bu süre tanınmış. Avrupa Birliği'nin yayınlamış olduğu bu direktifteki maddelerin tamamını 6284 sayılı kanun ve bugüne kadar 2005'ten beri yaptığımız gerek anayasal gerekse yargı süreçlerindeki kanuni düzenlemelerimizde hepsini yapan tek bir ülke var, o da Türkiye. O yüzden kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelemizde sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiğimizi, bu konuda çok ciddi adımlar attığımızı ve aynı kararlılıkla devam ettiğimizi bir kere daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hatırlatmak istiyorum. Evet, birkaç gündür bu kreş meselesi gündemde. Şimdi kreş kurmakla ilgili Çalışma Bakanlığı'nın bünyesinde 150'nin üzerinde kadın çalışanı bulunan gerek kamu kurumu, gerek özel sektör, gerekse belediyeye çalışan kadın sayısına göre bu çocukların bakımıyla ilgili kreş kurulmasını getiren biziz zaten. Ama kreşten bahsediyorum. 2005 yılında CHP, Samsun Milletvekili Haluk Koç, Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 112 milletvekiliyle beraber Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru yapıyorlar. Ve diyorlar ki belediye kanununun 14. maddesinin 1. fıkrasının bendinde yer alan okul öncesi eğitim kurumları açabilir maddesinin iptaline yönelik bir dava açıyorlar. CHP açıyor bunu. Bu evrak resmi evrak olarak duruyor. Ve bunun üzerine belediyelerin okul öncesi eğitim açma hakları ellerinden alınıyor. Bunu yapan CHP. Bugün çıktılar, diyorlar ki kreş açıyoruz, kreşlerimizi kapatıyorsunuz. Şimdi Milli Eğitim Bakanı gönderdi dedikleri yazı bir kere hata baştan orada. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gönderilmiyor. Bunların hepsi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden usulüne uygun açılmayan kreş adı altında açılan çocuk bakım merkezleri veya çocuk eğlence merkezleri adı altında açılan yerlerle ilgili bir yazı gönderiliyor. CHP'nin gösterdiği yazı benim elimde de var. Ve yazıda kreş denilmiyor. Kreş adı altında açılan deniliyor. Okul öncesi eğitim verme hakkının da anayasanın iptal kararıyla birlikte sadece ve sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nda olduğunu vurgulayarak bunu söylüyorlar. Şimdi bu kadar kreş açmaya hevesliler, kimse engel değil. Ama anladığımız şey şu.
Kreş açmıyorlar. Kreş adı altında aslında fiziki şartları da bakanlığımız tarafından belirlenen kreş şartlarına uygun olmayan bir takım mekanları kreş diye göstererek orada çocuklarla ilgili bir takım düzenlemeler yapıyorlar. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın hiçbir yetkisi yok. Sayın Şahin Usta lütfen tamamlayın. Hani anlayamıyoruz diyorlar ya, onun için tek tek anlatıyorum. Biraz uzun sürüyor başkanım, kusura bakmayın. Hepimizin çok iyi bildiği bir şey. Belediyelerimizin kreş kurması, kamu kurumlarının kreş kurması, özel sektörün de kreş kurma hakları var. Buna kimse dokunmuyor. Ancak İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de vaat ettikleri kreşleri kuramadıkları için engelleniyoruz marifetiyle böyle Yavuz Hırsız gibi üste çıkmaya çalışıyorlar. Ayrıca bu kreş adı altında açtıkları yerlerin başına getirdikleri sorumlu insanların da bir LGBT faaliyeti içerisinde olan bir derneğin, bir vakfın mensubu ve üyesi olduklarını çok iyi biliyoruz. Bunlardan bir tanesi sessiz sedasız görevden alındı. Diğeri de aynı şekilde devam ediyor. Şimdi bu kreş meselesi... Sayın Şahin Usta lütfen tamamlayın. Değerli milletvekilleri lütfen hatibi dinleyin. Cevap verilir onlara. Gerçekleri duymak maalesef acı geliyor. Ama bunların hepsi kendi paylaşımlarında da var. Kendi yaptıkları faaliyetleri göstermişler. Çocuklarına neler yaptıklarını hepsini görüyoruz. Bunlar kreş çocuğu değil. Bunların hepsi anaokulu çağındaki ve anaokulu açma görevi olmayanların yaptığı işler. Biz hiçbir şekilde neslimizin bu tip insanların eline teslim edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Burada kreş açma niyetleri varsa buyursunlar, açsınlar, kreşlerini görelim. Bir tane düzgün bir örnek göstersinler, helal olsun diyelim. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bakın, bugün açamıyorsunuz ki kapatalım. Açmamışsınız zaten. Açılmış kreşiniz yok. Tekrar söylüyorum. Kreş adı altında bir takım çocuk faaliyet merkezi. Sayın Şahin Usta lütfen toparlayın. İktidarınızda kaç tane kreş açtınız? Aile Bakanlığımıza bağlı kreşlerimiz var. Şunu söylemek istiyorum. Belediyelerimizin kreş açmasına hiçbir engel durum yok. Açabilirler. Kuralına uygun olacak, kuralına uygun işletecekler. Buna uymayan kim olursa olsun elbette ki gereği yapılır. Bir diğer meselemiz. Hizmet etmekten bu kadar endişe ettikleri ve korktukları için yapamadıkları için, bu milletin bütçesini konserlere harcadıkları için yapamadıkları işlerin üzerine böyle örtmeye çalışıyorlar. Bakın, İstanbul'da kent lokantası diye millete parayla sattıkları yerlerin daha öncesinde bizim 1,5 milyon insana ücretsiz aşevi olarak hizmet verdiğimiz yerlerin bütçesini alıp şimdi yemek satıyor hale getirdiler. Daha yeni Üsküdar Belediyesi'nin aşevini yeni seçilen CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Şahin Usta son kez uzatıyorum lütfen tamamlayın. Yeni bir uzatmaya ihtiyaç vermiyor. Konuşurken böyle söz kesiliyor mu sürekli? Sayın Başkanım. Sayın Başkan, herkese eşit uyguluyorum. Evet. 5 dakika limiti veriyorum. Sonra bir daha gündeme dair konuları izah etmek için evet. Süremi kullanmak istiyorum. Ben herkesi saygıyla dinledim. Kimseye itiraz etmedim. Dinlenmesi için de ricada bulunuyorum. Bu aşevlerini kapatarak kent lokantalarını kurduk deyip ücretle yemek satmakta hiçbir engelleri yok, devam edebilirler. Ama bu gerçeği de bilmek zorunda kamuoyu. İstanbul'da yanan otobüsler, çalışmayan metrolar, yollar, Ankara'da çöken her yol, asfalt. Bunlara engel olan ne var? Bunları niye yapmıyorlar? Buna da mı biz engel oluyoruz? Olmuyoruz. Ancak iş bilmezlik, kaynakların doğru kullanılmaması, bunların hepsiyle beraber hiçbir yalan değil. İstanbul'a gidin çıkın, metrobüslerin haline bir bakın, yanan otobüsleri bir görün, su basan, sel basan metroları bir görün. Sayın Şahin Usta, teşekkür için açıyorum. Lütfen tamamlayın.
görmekten korkanlara gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Ve şundan emin olun, kimseyi engellemek gibi bir derdimiz yok. İşini düzgün yapan, kreşini açan belediye başkanlarımızı tebrik ediyoruz. Bu çocuklarımıza bakmak hepimizin görevi. O yanan 5 çocuğun olduğu yerde Aile Bakanlığımızın 18 kere ziyaret ettiğini ama o belediyenin, Selçuk Belediyesi'nin belediye başkanının cenazede dahi bulunmadığını, o ilçede bir tane bile kreşin olmadığını da kamuoyunun bilgisine sunarım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sayın Başarır, buyurun. Evet, buyur. Buyur. Şimdi Sayın Başkan, okul öncesi eğitimle ilgili ve Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne gitti. İlk öğretim anaokuldaki çocukların tarikat ya da benzeri yapıların elinde olmaması, eğitimin Milli Eğitim Bakanlığı'nda görülmesi gerektiğini söyledi. Şimdi kreşleri, yani çocuk bakım evleri, çalışan insanların evlatlarını teslim edeceği hiçbir yer yok. Birçok kişinin annesi yaşamıyor, babası yaşamıyor, çalışanı yok. Bu kreşlere teslim ediyoruz. Diyorsunuz ki burada ahlaksızlık yapılıyor. Ya çok yazık gerçekten. Gerçekten çok yazık. Şimdi ben, siz yine milletvekiliydiniz. Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki kız çocuğu istismar edilirken bu bir ahlaksızlık demediniz. Ensar Vakfı'ndaki söylerken midem bulanacağı o olayları bir kez konuşmadınız. Aladağ'da bu ülkenin çocukları ihmal yüzünden yanarken hiçbirinizin yüzü kızarmadı. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Mersin'de, Adana'da çağdaş çocuklara 4 kez yemek veren, çocuklara gerçekten sahiplenen bu kurumlara dil uzatıyorsunuz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yahu sapkınlık nedir biliyor musun? Sapkınlık 6 yaşındaki çocukla evlenmeye kalkan, dini nikah kıyan ahlaksız bir tarikatın yöneticisidir. Gidin onlara konuşun. Bu ülkede İnsanları yek ekmeğe muhtaç ettiniz. Anayasa Mahkemesi'ne hangi sahipte gittik biliyor musun? Aynen de anaokullarında, ilk öğretimdeki çocukları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan başka kimse eğitemez dediğimiz için. Bugün de aynı noktadayız. Bunlar kreş değerli dostum. Bunlar 3 yaşındaki, 2 yaşındaki ananın babanın bakamadığı çocuklar. Ülkeyi bu hale getirdiniz. Ülkeyi getirdiğiniz nokta, çocuklara bir dilim ekmek veremezsiniz. 4 öğün yemek veren belediyeleri suçlarsınız. Çanta veremezsin, kalem veremezsin, defter veremezsin. Bunları veren belediyeleri suçlarsın. 653 tane yurt var, pardon, kreş var. Çatlasanız da patlasanız da bu 1653 olacak. Bu çocukları sizlere, sizin o tarikatlardaki zalim zihniyete teslim etmeyeceğiz. Sayın Usta, vereceğim bir dakika. Sezai Temelli Bey'in söz talebi var. Sayın Temelli, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi önce 6284 sayılı kanun var. İstanbul Sözleşmesi'ne ne gerek var? Fakat sözleşmeler kanundan daha güçlüdür. Çünkü hem toplumsal... Evet Sayın Temelli, buyurun. Hem toplumsal mutabakat anlamında hem de kanunların ona uyması anlamında. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ettiniz. Kanunu getirdiniz. Sıfır tolerans diyorsunuz. O tarihten bugüne istatistiklere bakın. O tarihten bugüne kadar katledilen kadın sayısına bakın. Şiddete uğrayan kadın sayısına bakın. Hem de TÜİK'e bakın. Hadi bize inanmıyorsunuz.
Bakın bakalım sizin yasanız ne kadar engellemiş, sizin sıfır toleransınız ne kadar toleransmış, bir ölçün. İkincisi kreş konusunda, şimdi Sayın Usta dediniz ki Çevre Şehircilik Bakanlığı yollamış. Murat Kurum bunu yalanlıyor. Sosyal medyada takip edin. Sayın Temelli lütfen tamamlayın. Sizin birbirinizden haberiniz yok. O Milli Eğitim Bakanlığı'na topu atıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na topu atıyor. Topu atmadıkları bir yer var ama. Diyarbakır Büyükşehir. Yani dolayısıyla bizim belediyelerimizdeki kreşleri kapatmak için bir kılıf uydurmaya çalışmışlar. Şimdi onu da ayrımcılıkla aslında dile getiriyorlar. Ama niyet bellidir. Niyet yine her zamanki olduğu gibi bu kreşlerde çocukların ana dilinde eğitim hakkının gasp edilmesidir. Bunu çok iyi biliyoruz. Sizin bu yerel yönetimlere karşı tavrınızdan da biliyoruz. Her türlü yerel demokrasiye dair bu merkeziyetçi, vesayetçi, ceberut anlayışınızda şimdi de kreşleri hedefe koydunuz. Bu da çok açık ortadadır. Teşekkür ediyorum. Sayın Şahin Usta buyurun. Ben de kürsüden cevap vermek istiyorum Sayın Ali Mahir Bey'e. Sataşmadan buyurun bakalım. İnşallah burada biter. Sayın Başkanım, Anayasa Mahkemesi'ne gidip kendilerinin iptal ettirdiğini kabul etmeleri doğru bir şey, güzel bir şey. Bakın, anaokullarından bahsetmiyoruz, kreşlerden bahsediyoruz. Kreş açma yetkisini tekrar söyledim. Sibel Hanım dinler misiniz? Bak sizi grup başkan vekiliniz kürsüden konuşurken kimse bir şey söylemedi. Lütfen dinleyin. Kreş açmak için kanuni düzenlemeyi yapan da iş sağlığı ve güvenliği açısından kreşlerin açılması gerektiğini getiren de biziz. Biz kreş açılmasına engel olacak hiçbir şey yapmıyoruz. Kreş açın diyoruz. Bakın bunun hiçbir sakıncası yok. Bunu teşvik ediyoruz. 150'den fazla kadın çalışanın olduğu her yerde kreş açılması için düzenlemeyi getiren biziz. Ancak kreş adı altında farklı faaliyetlerin yapıldığını siz şimdi hala diyorsunuz ki Hiranur'un hakkında bir şey konuşmadınız. Hiranur'a yapılan olayın asla kabul edilebilir olmadığını, bunun yanlış olduğunu bağıra bağıra hiç çekinmeden söyledik. Ama duymadınız, duymazsınız. İşinize gelmeyen şeyi duymazsınız. Hiç kusura bakmayın. Bu iddialarınızın hiçbiri doğru değil. Ne oldu? Yargılanıyorlar. Hapse de gittiler. Bunlara müsaade etmiyoruz. Kreşlerde ne oluyor? Sizin görevlendirdiğiniz adamların ne yaptığına dönün bakın. Kreş adı altında açtıkları yerlerde yaptıkları faaliyetlere bir bakın. Madem öyle, tekrar belediyelerin, yerel yönetimlerin anaokulları açmasıyla ilgili, ana sınıfı açmasıyla ilgili düzenlemeyi getirin yapalım. Götürüp de Anayasa Mahkemesi'ne iptal ettirtmeyin o zaman. Bir işi yapıyorsanız 2005 yılında yaptığınız işin sonucunu şimdi kendi yerel yönetimlerinizde hata yaptığınızı anlayıp Sayın Şahin Usta, bir dakika size veriyorum, buyurun. Aynısını yap. Bu ülkede kreşler açacağız diye, her mahalleye kreş açacağız diye söz verenlerin açamadıkları kreşler üzerinden kendilerini manipüle etmek için bu yollara başvurmaları hiç hoş değil. Çıkın deyin ki evet söz vermiştik ama her mahalleye kreş yapamadık, yapacağız diye sözünüzü tazeleyin. Bu millet sizi alkışlasın. Ama kreş adı altında fiziki şartlara uygun olmayan, çocuklara düzgün ne eğitimi verildiği bilinmeyen yerlere de kreş demeyin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Başarı. Ya, tamam Meram'a. Sayın Başar, Meram kayda geçti, sizinki de geçti, onlar da geçti. Yani çocuklarla ilgili, partimizle ilgili gerçekten akıl almaz iddialar var. Bu bir sataşma ve ben buna cevap veririm. Vermese 3 yaşındaki çocuktan bahsediyoruz Sayın Başkanım. Buyurun. Şimdi 2005 yılında Anayasa Mahkemesi'ne gitmişiz. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmiş. Aradan geçmiş 19 yıl Sayın Bakanınız Anayasa Mahkemesi kararına göre güya genelge yollamış.
Doğru iş yapmışsa Can Atalay'la ilgili Anayasa Mahkemesi kararını niye tanımadınız? Anayasa Mahkemesi kararına bu kadar saygılıydınız da niye Can Atalay cezaevinde? Anayasa sizin istediğiniz zaman gözünüzün içine sokup okuyacağınız, istemediğiniz zaman bir tarafa da atacağınız bir olgu değildir. Gelelim. Bakın 3 yaşındaki çocuklardan bahsediyorsunuz. Şu ana kadar 653 tane kreş açılmış. 210 tanesi İstanbul'da açılmış. 105 tanesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi açmış. 653 tane kreşte binlerce çocuk kalıyor. Şükürler olsun ki bir tanesinin burnu bile kanamadı. Bir tanesinin kılına zarar gelmedi. Bir tanesiyle ilgili AKP'li, CHP'li denli, İYİ Partili, MHP'li ailenin çocukları var orada. Tek bir şikayet gelmedi. Tek şikayet siz yaptınız biliyor musunuz? Ben size gerçekten yakıştıramadım. Gelin beraber gidelim. O çocuklara el bebek gül bebek bakılıyor. 4 öğün yemek veriliyor. O çocukların hepsinin başında bir tane uzman görevli var. Aileler mutlu. Mutlu ki İstanbul'da Sayın Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha seçti. Mutsuz olan sizsiniz. Saraydaki beyefendi, onun bakanları yetersizliklerini onları suçlayarak... Sayın Şahin Usta buyurun. Buyurun, buyurun. Başkanım, tekrar söylüyorum. Kimsenin burada kreşlerle ilgili söylediği bir şey yok. Bunu anlamak çok zor değil herhalde. Kreş açılırsa belediyelerin buna yetkisi var, açabilir. Bunu bizim belediyelerimiz de açıyor. Yüzlerce belediyemiz, yüzlerce kreş açmış. Hepsi de dediğiniz gibi kurallarına uygun, fiziki şartlarına uygun. Başında eğitmeni, öğretmeni, yemesi, içmesi hepsi verilerek yapılıyor. Meselemiz anaokulu çağındaki çocuklara kreş adı altında açılan yerler. Zaten yazıda da bahsedilen bu. Bu gerçeği görmezden gelerek yapılan hatadan dönmeye çalışıyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum. Kimsenin açılan kreşlerle ilgili söylediği bir şey yok. Kreş adı altında açılan ve anaokulu çağındaki çocuklara Milli Eğitim Bakanlığı'ndan habersiz ne eğitim verilebileceğini ve bunu sizin Anayasa Mahkemesi'ne götürüp iptal ettirdiğiniz kanun gereğince yapılan açıklamadan rahatsız olmamanız lazım. Şunu demeniz lazım. Evet, kreş adı altında açılan yerler varsa ve bunlar anaokulu çağındaki yerlerse bunları kapatalım. Biz kreş açmaya devam edelim deyin. Biz de sizi alkışlayalım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Milletvekilleri, şimdi gündeme geçiyoruz. Başkanlığın genel kurula sunuşları vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın bir tezkeresi vardır. Okutup oylarınıza sunacağım. Tezkereyi okutuyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyon Başkanı Fuat Oktay'ın İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ile İtalya Uluslararası Siyaset Çalışmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen Roma Akdeniz Diyaloğu Parlamenter Forumu'na beraberindeki heyetle birlikte 25-26 Kasım 2024 tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.